başka bir yerinde, yani dağ köylerinde. Ya da sözüm ona şehrin kenar mahallesi gece konularında. Yolsuzluk yüzünde hastaneye yetiştiremeyip yolda itirdiğimiz yarenlerimizin yasında ne de eşittik. Adeta ikiz gibiydi. Akraba da değildi. Tabii ki anda. Gelmişiz işte. Ne bileyim ben her birimiz hangi diyarda. Bir lokma ekmek için toplandık Melih'in Cak'ın, David'in Koç'un fabrikalarında. Kimimiz yük taşıyorduk, kimimiz de pres makinelerinin başında. Orada da ne adaletli dağıtmıştık bütün yükleri. Halbuki elimizde de değildi bu çarpık düzenin ipleri. Akraba da değildik, tabii kıranda. Bir gün Haydar amcanın oğlu Çırak Mehmet kolunu makineye kaptırdığında, yandım anam diye bağırdığında hepimiz birden koştuk. Ama meydancı Agop daha evvel koşmuş, durmadan, düşünmeden yüreklice dişli canavarın çarkını elleriyle tutmuş, durdurmuş bile. Bir de gözlerimize bakıp mahzun mahzun ağlıyordu için için kurtaramadığı Çırak Mehmet için, yeni doğmuş yarının çırağı oğlu Taki için ağlıyordu hepimiz için. Bir saat sonra bütün fabrikalarda Edirne'lisi, Karslısı, Karadenizlisi, ilaç kokuları arasında rengi gitmiş sarı benizlisi, Ayşe'si, Elena'sı, Agob'u, Ali'si, sizin anlayacağınız arkadaş, emekçilerin hepsi, başları düşük, omuzları eğik, gözleri yaşlı, bir acıyı daha eşit paylaşıyorlardı. O zaman anladım ki biz hepimiz akrabayız. Kanda değil ama demokrasi, siyasi ve sınıf anlamında.